Değerli izleyenler, bir cuma akşamı da tekrar birlikteyiz. Bu hafta yine futbol dolu bir programımız var. Ve bu haftaki konuğum Karayılan Spor Teknik Direktörü Halis Özipek. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Spor Panorama'ya ilk defa geldiniz. Evet. Yaklaşık 2,5 yılını geride bırakan bir program. Bir dolu teknik adam geldi gitti. Şimdi de Halis Hoca'yı ağırlamak nasipmiş. Hocam dilerseniz kendi biyografinizden bir yola çıkalım. Sonra liglerin altını üstüne getirelim beraberce. Evet. Öncelikle kendimden bahsetmeden bu cuma akşamı bizi televizyondan açıp bizi izleyen bütün spor meraklılarına, spor seyircilerine buradan selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Siz de 2,5 senedir bu programı düzenliyorsunuz. Gayet düzeyli, güzel bir program. Bunu da biz de izliyoruz. Sonuna kadar destekçisiniz. İnşallah daha güzel programları yaparsınız. Sağ olun. Ben İskenderunluyum ama kökenim Hataylı, Antakyalıyım. İskenderun'da ikamet ediyorum. 1997 ve 99 yıllarında İskenderun Spor'da profesyonel takımda teknik direktörlük yaptım. 99-2000 yıllarında Ünye'de çalıştım. Bununla birlikte birçok takımda yine çalıştım. Yardımcı antrenörlükler yaptım. Amatör takımlarda çalıştım. Profesyonel olarak oynadığım kulüpler var. İşte Göztepe gibi önemli takımda 1981 yılında oynadım. Ya şimdi saymaya kalksak bir sürü yerde top oynadık buraya gelene kadar. Şu anda Hatay Bölgesi Antrenör Derneği eğitim sorumlusuyum. Yönetim kurulundayım 3 dönemdir. Burada açılan kurslara refakat ediyoruz. Onların sorumluluğunu alıyoruz. Yönetim kurulumuzda Hatay'da futbol antrenörlüğünün en iyi yere gelmesi için çaba gösteriyoruz. Burada yine Hatay Bölgesi'nde 3 dönemdir milli takım sorumluluğu üstlendim. Şu anda süper amatörde Karayılan Spor'da çalışıyorum. Lideriz. Lider olarak ligi bitirdik. Aslında normal sezonu şampiyon bitirdiniz. Tabii öyle şampiyon, şampiyon olarak bitirdik. En yakın rakibimizden 4 puan önde şampiyon olarak ligi bitirdik. İşte şimdiki playoff maçlarımız var. Onlara hazırlanıyoruz. Bu hafta maçlar başlıyor. Bizimki öbür haftaya başlıyor da. Bu hafta maçlarımız başlıyor. Biz ilk haftayı bay geçiriyoruz. Bu arada beni tanımak istediğiniz için söylüyorum. Yine futbol üzerine Hamburg Üniversitesi'nde eğitim gördüm. UEFA lisanslı bir antrenörüm. İki çocuk babasıyım. Bu kadar. Sağ olun hocam. Evet hocam, girişimizi yaptık. Evet. Kendi ekibinize tekrar geleceğim. Formatımız gereği tüm liglerin altını üstüne getiriyoruz ve Süper Lig'den yola çıkıyoruz. Bu sezon 27. hafta geride kaldı. Lider Galatasaray puan 53, takipçisi Fenerbahçe puanı 49. Bu şekilde bir sıralama var. Evet. Halis Hoca bu sezonu bize nasıl özetler? Süper Lig'de gözüne çarpan, beğendiği, beğenmediği veya şaşırtan ekipler kimler oldu? Onları bir Halis Hoca'nın ağzından dinleyelim. Vallahi Süper Lig için biz artık nasıl size söyleyeyim, yani kalıplaşmış bir ülkedeyiz sanki. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon hep ipi gösterenler bunlar. İşte geçen senelerde biraz bizleri yanıltan veya da şaşırtan Bursaspor girdi araya. Bu sene de bizi şaşırtan takım Kasımpaşa. Yani şu anda Bursa'nın, Trabzon'un falan hepsinin üzerinde savaş veriyor. Ama ben ligin başında doğrusunu söyleyeyim, Kasımpaşa'dan da umutluydum. Daha da yukarıda bekliyordum. Fakat yine dediğimiz şeyler oldu. Fakat Galatasaray şu anda ipi gösterecek gibi. Öyle görünüyor yani. Çünkü bayağı orada bir hareketlenme var. Fenerbahçe'de iniş çıkışlar yaşıyor. Sezon başında yok Aykut Kocaman istifası vardı, bilmemesi vardı. Bunlarla ilgili böyle bir iniş Alex çıkışlar yaşadı. Alex gitsin, Lukas'ını vesaire. Alex mevzuatı falan. Bunlar ne kadar olsa büyük takımlarda yara yapıyor yani. Yani öyle bir iniş çıkışlar yaşadı. Ama ben kendim
hangi takımı tuttuğumu söylememekle beraber Galatasaray ipi göster gibi görüyorum yani. Hocam Avrupa'daki maçlarını da izliyorsunuz. İşte evet. Bir Real Madrid karşılaşması oynandı ki. Evet. Dün izledik maçı. Real Madrid maçı. Biz aslında birazcık kendimizi çok fazla havaya soktuk yani. Sanki Real Madrid'i yani böyle bir öyle bir konuşmaları öyle bir yerlere kadar getirdik ki Galatasaray'ın sanki normal lig içerisinde işte ne bileyim herhangi bir takımla bir Gençler Birliği Ankara Gücü'yle oynayacakmış maçmış gibi bir düzenine girdik. Halbuki şöyle düşünmek lazım yani. Gerçekçi olmak lazım bir yerde. Yani bizim Real Madrid'in iki tane topçusu, üç tane topçusu Galatasaray'ın bütçesine yakın. Yani stada bakıyorsun, stadın ambiyansına bakıyorsun. Yani öyle kolay mesele değil orada maç almak. Birazcık haddimizi bilerek hareket etmek lazım gibi geliyordu bana. Yani şöyle baktım, düzende 4-4-2 oynuyor Galatasaray. İşte Burak'la neydi o yeni gelen arkadaş şey? Drogba. Drogba'yı forvete koymuşlar. İki forvet dönüyoruz. Yani çok cesaret işi. Ki Mourinho'nun şeyine bakıyoruz. Adam 4-2-3-1 oynuyor. Yani Galatasaray'a karşı kendi evinde oynadığı halde 4-2-3-1 oynuyor. Biz 4-4-2 oynuyoruz. Çok cesaretliyiz ya. Yani birazcık haddimizi bilmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Eğer biz bu 4-4-2'yi biz kendi evimizde yapabilirdik belki ama orada biraz bana bir acayip geldi yani. Sanki tam tersini bizim yapmamız gerekiyordu. Adamlar bizi ne kadar ciddi alıyorlar. Biz sadece reklamımızı yapıyoruz ama mevzu böyle değil. Adam 4-2-3-1 oynuyor. Tek forvetle oynuyor. Arkadan destek verdiriyor. Ki çok rahat alabileceği bir maç olduğu halde yine de adam temkinli oynuyor yani. Ama biz öyle değiliz. Yani bu cengaverlikle olmaz bu işler. Biraz daha böyle aklı başında hareket etmek lazım. Çünkü Galatasaray bu ya. Yani bugün Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye gerçekten Türkiye futbolunu gerçekten yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bunlar temsil ediyor. Ki Galatasaray ki Avrupa'da en çok seyirciye sahip olan bir takımımız. Yani şimdi böyle olunca bence biraz daha temkinli olması gerekiyordu. Yani en azından oyunu ortada tutmak adına, biraz daha işte dengeleri sağlayabilmek adına hareket edilmesi gerekiyordu bence. Futbolda hocam biliyorsunuz sürprizler oyunudur ama ilk maçta alınan 3-0'lık mağlubiyetin de İstanbul'da nasıl altından kalkılır o da düşündürücü. Belki farklı bir skor elde edilmiş olsaydı durum daha farklı olabilirdi. Tabii. Yani 1-0 olduğunu düşünün. Tabii. Veya 2-1 olduğunu düşünün. Umudun olur en azından. Evet. Ama 2-1 çok anda... güzel. Orada bir gol atmak harika. Umudun olur en azından. 3-0 tamam. Şimdi lazım işte o cengaverlik bu 3-0'da. Hatta Sergio Ramos ile Xavi Alonso'nun ben orada bilerek sarı kart gördükleri aşikardı zaten. Yani. Sarı kart limitlerini doldurup yarı final maçına yani. Cezasız çıkmak. Şimdi adına... Burak da sarı kart cezasında bilmiyordu. Evet. O da çıkamayacak. Evet. Hadi buyur. Yani böyle bir durum var. Şimdi bugün Fenerbahçe'nin olayı var. Ben Fenerbahçe'den umutluyum. Kendi evimizde oynuyoruz. En azından düzgün. Hiç olmasa gol yemeden maçı alırsak en azından oraya gittiğimiz zaman bir şey şansımız olur. Program yayına girdiğinde hocam Fenerbahçe zaten oynamış olacak. Bakalım evet. Nasıl bir neticeyle ayrılmış olacak evet. Zaten. Evet inşallah. Evet hocam Galatasaray dedik. Fenerbahçe takipçisi. Feda yılında Beşiktaş 3. sırada. Evet. Neleri feda ettiler? Şu anda da puan 46. Şimdi Beşiktaş'ta da Samet Aybaba işte onu diyeceğim. Samet hocam gerçekten beğendiğim bir hocam. Gerçekten takdir ettiğim bir hocam. Fakat sanki Samet Hoca'nın üstüne fazla yük verdiler gibi oluyor. Yani biraz Samet Hoca gibi bir Beşiktaşlı, gerçek Beşiktaşlı bir adam öyle gelsen biraz daha fazla destek vermeleri gerekiyordu yani. Sanki yalnız kaldı gibi geliyor bana. Yani biraz daha desteği hak ederdi Samet hocam. Onun için Allah yardımcıları olsun ama bence Samet hocamı feda ettiler. Hocam güneyin insanı biliyorsunuz sıcakkanlıdır, fedakardır. Samet Hoca da zaten evet. Çok yakinen bildiğimiz bir isim.
Keza Beşiktaş'ın kondisyoneri de geçtiğimiz sezon Ersin'de görev alan teknik biliyorum. Adam Ersin, sevgili dostum. Herhalde bütün yükü teknik kadronun üzerine yıkıp Feda Yılı diye bu anlam mı çıkarmaya çalıştı? Yani benim gördüğüm öyle, yazık. Ya zaten Türkiye'de antrenörler, ben de antrenör olduğum için söylüyorum, yani günah keçisi antrenörler. 3 maç alırsın imparator olursun, 2 maç kaybedersin kovarlar. Ben her maçta, her programda söylerim, hiç de gocunmadan söylerim, kulübedeki yalnız adamdır antrenörler. Yani tribünde 80 bin seyircin de olsa kulübende yalnızsındır. Yalnız kulübede de değil hocam. Yani şimdi düşünün, bir takım sahaya çıkıyor. Yönetici geliyor, soruyor, hocam bu maçı alırız değil mi? Alırız. Futbolcu gelir, nasıl hocam? Tamam değil mi? Şey oluyor. Tabii yapacağız inşallah. Öbürü işte amigo gelir odana, hocam şu merak etmeyin. Beni kim yapacak? Beni motive edecek? Ben herkesi motive ediyorum. Ben ruh doktoru gibiyim yani. Hoca veya mağlup olunur. Sadece hoca gider ifade verir, taşın altına elini sokar. Bütün sorumluluk bende der. Biraz empati yapmak lazım. Yani kendimizi hocanın yerine koymak lazım. Düşünün, bir takımda 25 tane topçu var. 25 topçunun bütün sorumluluğu sizin üzerinizde. Evet. Tamam da yani bu nereye kadar yani? Hatta futboldan teknik adamlara geçenler her zaman şunu söyler. Ben futbolcuyken kendimden sorumluyum. Tabii. Tek başımaydım. Rahattım. Şimdi bakıyorum ki 25, hatta 25 de değil. Kulüpte çalışan herhangi bir görevli de size bağlı. Hepsi. Kulübün çaycısına bile siz bakmak zorundasınız. Hepsi. En küçük bir şey olsa size sorarlar. Ama işte burada bir ufak bir nüans var. Aslında bunu anlaması lazım yönetim kurulundaki arkadaşlar. Teknik patron diyorlar. Teknik patron arkadaş başka şeyle ilgilenmez. Teknik işle ilgilenir. İşi budur yani. Hiç kimse bir santrafora gel niye topu tutama veya bir kaleci hiç kimse niye gol atmadın diyor mu? Demiyor. Senin işin topu tutmak, gol atmak değil. E peki hocanın suçu ne? Hocam 3 hafta önce yanılmıyorsa bunu anlatmıştım. Şimdi konu yine geldi. Anlatmaktan da imtina etmeyeyim. Çok sevdiğim bir dostum 3. ligde bir takımın başına yeni gitmişti. Sabah kahvaltıda kulüpte 8 tane çay bardağı varmış. Evet. Elde 23 tane futbolcu var. Ha, buyur. Ben oturdum diyor, çayını içip bitirenlere tamam ver bardağını şimdi diğer arkadaşın içsin diye. Düşünün yani. Bu 3. lig. Evet. 3. lig. Somut yaşanmış bir olay. Kulüplerin de ismini vermiyor. Allah yardımcısı olsun. İşte şartlar bu. Şartlar bu. Şimdi şartlar buyken Samet abinin de Allah yardımcısı olsun. İşte hocam futbolumuzdaki o hani hep deriz ya kurumsal kimlik. Aslında bakın ne güzel yerlere çektik mecra. Yani kurumsal kimlik budur işte. Tabii. Yani teknik adamın üstüne vazife olmayan işi yüklediğinizde bu iş artık teknik adamlıktan çıkıyor. Teknik hamallığa kadar gidiyor. Aynen. Yani teknik adam diyoruz, teknik patron diyoruz, ne bileyim işte teknik direktör diyoruz. Ya o zaman tekniği kaldırın oradan. Yani işte ne dersiniz artık, ne isim koyarsanız artık, puantör mü dersiniz, işte çavuş mu dersiniz, öyle bir şey deyin o zaman. Yani teknik direktör dediğimiz insan 5. kademeye gelmiş antrenördür. Ya daha tabii, üzeri yok zaten. Ya tabii şimdi bakın ben mesela şu anda ben 23 yıldır bu işi yapıyorum. Futbolu yani bıraktıktan sonra 89 yılında C diplomasını aldım. C diplomasıyla 8 sene çalıştım. Ondan sonra B diplomasını 97 yılına 97 idi herhalde. Diyarbakır'da B kursuna gittim. TFPB'yi aldım. Ondan sonra onunla çalıştım. Bir müddet sonra Giresun'da A kursuna gittim. Ondan sonra onu aldım. Onunla çalıştım. Bir müddet sonra UEFA, Kocaeli'nde UEFA A kursuna gittim. Onu bitirdim. Ya şimdi biz buraya gelene kadar sırf teknik üzerine göre hiç kimse bize işte bu kalorifer nasıl yanar, bu işte bardaklar, bu 8 bardaklar, 8 bardakla 20 topçuya nasıl çay içeriz, böyle bir eğitim görmedik yani. Bunun zaten eğitimi yok hocam. Toz pembe, sistemler nasıl, 4-4-2 ile ne yaparsın, 3-5-2 ile ne yaparsın. Yani biz bunların eğitimini almadık. Futbolcunuz gelir 2 aydır para almıyoruz der. Tabii. Ha, onu sahaya motive edip göndereceksiniz, onun eğitimi yok ama. Edebiliyorsanız edin, adam 2 çocuk babası, evinde tüpü bitmiş. Şu olmuş, bu olmuş. Ne olacak? Nasıl olacak? Bu adama nasıl destek? Ne yapacaksın yani? Yani sen topçuya, sen para alıyorsun da topçuya verilmiyor mu? Hadi alsana diyeceksin ki al oğlum ben vereyim. Yok öyle bir şey. O alıyor ki sen de alıyorsun. Nereye kadar zaten verebilirsin ki yani? Nereye kadar devam edebilir ki? Hadi söylediğiniz o X arkadaşım gitsin bardağı alsın. 8 bardağın yerine gitsin kendi cebinden. Nereye kadar alacak yani? Bugün bardağı alır, öbür taraftan kaşık biter, ne biter. Bu yöneticinin işi. Aslında bir atasözü var. Tam zamanı işte bunu söylemek lazım. İşte
her şeyi bilmene gerek yok, haddini bil yeter derler ya. Herkes kendi işini yapacak. Önce herkes kendi işini yaptıktan sonra mesele kalmaz. Biz sporcularımıza da aynı şeyi söylüyoruz. Örneğin sağ bekte oynayan adama diyoruz ki önce sen sağ bekin görevlerini yap, ondan sonra sağ açığa yardımcı olursun. Daha sonra daha ileri yardımcı olursun. Ama önce kendi görevini yap. Yani veya öbürüne işte stoper diyorsun ki önce sen stoper görevini yap, sonra katılırsın. Diğer görevlere yardımcı olursun. Önce insan kendi işini yapacak. Ondan sonra atlayacak diğer işlere. Bizim zaten en büyük şeyimiz bu. Her şeyi biliyoruz. Türkiye'de her şeyi, herkesin bildiği iki tane meslek var zaten. Bir tanesi politika, bir tanesi futbol. Tabii. O ben söylüyorum. 30 milyon yorumcusu var. Aynen. Sabri Kiraz rahmetli benim hocamdı zamanında. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin buradan. Sabri Hoca milli takım antrenörü de yaptı. Sabri Kiraz'ın bir lafı vardı. Oğlum tribünde ne kadar futbolcu varsa o kadar şey, tribünde ne kadar seyirci varsa o kadar antrenör var. Gerçekten de böyle. Yorum açık. Herkes her türlü yorumu yapar. Her şeye yorum yapar. Futbol özellikle. Ya işte mesela hakemler. Her şeyi söylüyorlar. İşte şöyle oldu, böyle oldu, milim milim çizgi çiziyorlar. İşte hakem şöyle ofsaydı, burnu geçti, ayağının parmağının ucu geçti. 6 santim içeride. 6 santim içeride ya. Sen düşünebiliyor musun? Dünkü Galatasaray maçında o ambiyansın içerisinde hakem 6 santimi düşünecek. Hakem de orada tek başına. O adamı gözlemci izliyor, gözlemciyi izliyor. Düşünebiliyor musun o adamın yapacağı en küçük bir hatayı? Nerelere kadar gidiyor? Kendi ülkesinin puanına kadar gidiyor. O da yalnız. Antrenör gibi hakem de yalnız. Ben hakemlere birçok yerde çok hak veriyorum. Yani çünkü futbolcular işin cini olmuşlar. Geliyorlar, yönlendirmeye çalışıyorlar, baskı yapmaya çalışıyorlar. Bütün bunların altından kalkabiliyor hakem o maçlarda. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir de hakemlerin hazırlanışı nasıl oluyor? Hakem yalnız kendi tek başına kendini hazırlıyor, geliyor oraya. Bizim gibi de değil. Yani oraya gelirken tek başına kendini hazırlıyor. İşte birbirlerini arıyorlar. Şurada buluşalım, buluşuyorlar, maça gidiyorlar. O adamın maddi sorunları nedir, evdeki sorunları nedir? O adam oraya nasıl hazır gidiyor? Problemleri var mı, yok mu? Fiziksel olarak hazır mı? Hiç kimsenin sorduğu yok. Seni maça verdik, git yap, yönet. Yanlış yaparsan yakarız çırağını. Aynen hocam. E bu nedir ya? Yani antrenör şey, futbol hakemleri neden bir antrenörü yok? Yani neden gerçek anlamda antrenörü yok maça çıkmadan önce? Yani il düzeyinde söylüyorsan il hakem kurulları var. Hayır, öyle demiyorum ben. Daha ileri açılaraktan söylüyorum yani. Yani atletik testleri için, her şeyi için var onlar. Hocam var da bizim gibi, biz her gün idman yapıyoruz. Sizler gibi değil tabii ki. Ama bizden sizler daha çok koşuyor hakem. Evet. E nasıl olacak bu iş? Adam bizden daha fazla koşuyor. Çamur sahada oynayacağız diyoruz. Ağırlık antrenmanlarını ona göre yapıyoruz. Hakem de gidecek, o çamur sahada koşacak. Fırtınalı havada oynayacağız diyoruz, ona göre idman yapıyoruz. Hakem de ona göre idman yapacak. İşte kendi sorumluluklarını... Yani tek başına zorunda. Yazık, evet. Tek başına adamlar yani, onu anlatmak istiyorum. Hatta topun ağzına konulma ihtimaliniz çok yüksektir. Tabii. Yani tebliğin olmadığı, tenkitin çok olduğu ya, bir durumdadır hakem. Aynen, yani bir iki kişinin alosuyla bir bakıyorsun 3 hafta, 3 ay icabında maç alamamış. Veya bakıyorsun, düdüğü, çat aşağı iniyorsun. Ben adama düdüğü astırırım diyen bir kulüp yöneticisinin bu serzenişiyle hakemliği bırakan insanlar var. Örneği çok ülkemizde. Çok zor işimiz. İşte bak, her şeyi eleştirilebilen bir ülkedeyiz yani. Hiç kimse haddini bilmiyor. Bir dakika ya. Bir dur ya. Ben mesela şu anda çalışmış olduğum kulüpte 18 hafta galip gelmişim. 3 hafta beraber kalmışım. Bir mağlubiyetim var. Şampiyon olmuşum. En yakın rakibimden 4 puan öndeyim. Kimin haberi var? Ve ya, hangi şartlarda bunu gerçekleştirdiğinizi de bizler biliyoruz. Ya UEFA diplomalı bir adam amatör takım çalıştırıyor. Kimin haberi var? Ben bankasaya çalıştıracak durumda bir adamım. Ben orada çalışıyorum. Yine de haddimi biliyorum. Niye? Çünkü bakıyorum orada background'u daha yüksek arkadaşlar var. Aynı diplomada olabiliriz ama adam daha iyi yerde çalışmıştır, daha iyi yerde top oynamıştır. Mutlaka saygı duyar insan. Ve saygı duyuyoruz. Ama işte bizim saygı duyduğumuzu herkesin saygı duyması lazım. Adam gidiyor evde ailesine, canı sıkılmış yuvasına. Geliyor orada basıyor kalayı, küfürü, şunu bunu. İcabında yöneticinin bir tanesi de onun laflarına inanıyor. Bir bakıyorsun ki seni şeye alıyor, karşısına alıyor. Gel bakalım hoca şu. Ha bu ben suçlamayayım hepsini. Mükemmel yöneticiler de var ha. Yani mükemmel insanlar da var. Hakikaten Sezar'ın hakkını Sezar'a veren insanlar da var. Şimdi bunların da hakkını yemeyelim yani. Herkes için demiyorum. Genelde diyorum yani böyle. Genelde hani ben parayı veren düdüğü çalar hesabı var ya, hep o var. Aynen. Ama böyle değil. Kazanaya böyle değil, işte bir yere gidemiyoruz ondan sonra. Bir yere kadar geliyoruz, orada tıkanıp kalıyoruz.
Yani Türkiye milli takımı 59 senede bir kere Dünya Kupası'na katılmış. Onda da fikstür şansıyla 3. olmuş. Niye bu 59 senede bir kere olmuş ya? Hiç kimse bunu konuşmuyor. Hiç bu tarafından bakan yok. Veya orada siz fikstür şansıyla 3. olmuşsunuz. Bir sonraki turnuvada yoksunuz. Tabii. Aynı şekilde mesela özür diliyorum laftan lafa oradan oraya atlıyoruz. Mesela milli takım olayı. Milli takımda işte şöyleyiz böyleyiz diyoruz. Ya kardeşim Süper Lig'de 7 tane adam 8 tane adam. Dün Galatasaray'a bakıyorum 7 tane yabancı oynuyor. 7 tane yabancı oynuyor Galatasaray'da. Kimi alacağız milli takıma biz orada? Yabancılar milli takımı mı kuruyoruz? Türk milli takımı kurmak için 7 tane yabancı ile oynarsan böyle olur. Ya bir kanun getirsinler. Örnek veriyorum İngiltere'nin yaptığı kanunu getirsinler. İngiltere ne diyor? Son 3 yıl içerisinde kendi ülkesindeki milli takımda oynamış olan sporcuyu transfer yapabilirsiniz. Böyle bir şey getirin. Türkiye'ye gelen adam kendi ülkesinde 3 yıldır son 3 yıldır milli takımda oynayan adam gelsin. Hiç olmazsa gelen adam kaliteli adam olsun. Evet. Önüne gelen adam olmasın. Zambapya'da amatör takımdan al getir buraya 3 sene oynat 3 sene sonra Fenerbahçe'ye sat. Yok öyle bir şey. Hocam sistemimizde değişiklikler yapmak zorundayız. Bugün görüyorsunuz gurbetçi futbolcularımız var deniliyor. Geçtiğimiz 2 gün önce Tümer Metin bir açıklaması vardı. Ben olsam milli takımda gurbetçi futbolcu oynatmam gibisinden bir açıklama yapmış. Bu da enteresan. Bu çocuklar özbeöz Türk çocukları. Bugün Alman milli takımlarında yaklaşık 28 tane Türk kökenli Türk çocuğu oynuyor. Alman milli takımlarında başarısı ortada. Yani alt kategorilerde dair A milli takımın da başarısı ortada. Yani herkes bir şey söylüyor ama sonuca giden ya da soruna çözüm üreten kimseyi göremiyoruz. Peki o zaman ben bir soru sorayım. Dün Real Madrid'de oynayan Mesut'u bizde oynamamızı istemez miydiniz? Neden istemeyelim? Demek ki bırakın biz görmeliyiz. Mesut şu anda bizim milli takımımızda oynamıyor. Bunun müsebbibi de Fatih Hocam'dır. Çünkü Fatih Hocam o zaman milli takımdaydı. Milli takım başındaydı. O adam tam başka bir milli takıma geçeceği dönemde istemediler kendisini. Olmadı. Herhalde ben öyle biliyorum. Belki de yanlış bilmiyorum. Olmadı yani. Gelmedi Türk milli takımına. İşte böyle şimdi dünya starı bir topçu. Başka takımda top oynuyor. Başka yerde top oynuyor. Böyle biz hala dersek ki böyle işte Almancı, Hollandalıcı, yok İngiltereci bilmem öyle dersek böyle yaklaşırsak olaya çok yanlış. Biz Türk'üz ya. Orada da oynayan Türk. Karadenizli, Trabzonlu adam oraya gitmiş, çalışıyor. Geliyor yatırımını Türkiye'ye yapıyor. Türk çocuğu o her şeyden ötesi. Ne demek? Olur mu öyle şey? Hani aslında oradan gelmesinin bir sebebi var. Teknik yönden konuşmak istiyorum. Bizim altyapılarımız düzgün çalışsa da onlar gibi öyle topçular yetişse. Zaten en büyük eksikliğimizden tabii altyapılarımız süper bir şekilde çalışsa gerek duymayız ki onları o zaman. En büyük eksikliğimizden bahsediyorsun şu anda. Yani altyapı buradan alttan geliş düzgün gelecek ya. Yani. Evet hocam Beşiktaş'tan bir girdik. Bakınız nerelere kadar geldik. Feda dedik, Beşiktaş dedik. Kasımpaşa'yı beğendiğinizi söylediniz. Ligin zaten hocam orta sıralarında bildiğimiz ekipler işte bir Bursa'yı, Gençler Birliği'ni ki Trabzon istikrarlı çok aşağılarda. Antalya'yı. Evet Trabzon bu sezon yani beni şaşırtan takımlardan. Orada da yine inişler çıkışlar. İşte Şenol Hoca bıraktı bilmem ne. Ama yani Trabzon'dan daha fazla insan istikrar bekliyor. Çünkü Trabzon bizi en azından böyle alıştırmış. Fakat öbür taraflara diğer takımların gelmesi de bir yerde Trabzon'un üzerine çıkması da bir yerde hoş yani. Bazı şeylerin değiştiğini gösteriyor Türkiye'de. Zaten bunun önünü açan son zamanlarda Bursa Spor oldu. Bence iyi de oldu yani. İnşallah daha da iyi olur. Hocam Sani Kaboru, Elazığ Spor, Yılmaz Vural'ın gelişiyle evet. Bir çıkış yakaladı. Fakat burada da dikkatimi çeken ekip Ordu Spor. Biliyorsunuz evet. Dünya markası evet. Hector Cooper Ordu'nun başında. Hani sezon başında size deseler de hocam Cooper'li Ordu nerede bitirir diye herhalde burayı işaret etmezdiniz. 16. sırayı söylemezdiniz. İşte elimizdeki futbolcuyla alakalı o. Zamanında Alman milli takımının hocası Löw'de Sivas'ı çalıştırdı ama şu anda Alman milli takımı çalışıyor. Biz de onun değerini bilmemiştik. Fakat futbolcuyla alakalı olan bir şey. Evet. Eğer elinde bir malzeme yoksa ne kadar usta ahçı olursan ol güzel evet. Yemek çıkaramazsın. Onun için Hector Cooper'in suçu yok bu işte yani. Yani mutlaka vardır onun da ufaktan kabahatleri ama elindeki malzemeyle alakalı olan bir şey. Ben öyle görüyorum yani en azından.
Sezon hocam hayal kırıklığı yaratan Yılmaz hocamı da Yılmaz hocamı da dediniz. Yılmaz hocam da benim gerçekten çok sevdiğim, saygı duyduğum ve kendime idol olarak seçtiğim bir hocam. Çok seviyorum kendisini. Ben doğrusunu söyleyeyim, Yılmaz hocam burada değil. Her zaman arkasındayım. İnanın hem milli takımın başında olsun veya büyük takımların başında olmasını istediğim hocalardan bir tanesi. Gerçekten kendisini çok beğeniyorum ve seviyorum. Yılmaz hocamın geldiği yer başarılı olur. Bu 2-2 daha 4. Çünkü adam hırsıyla, isteğiyle ve bilgi birikimiyle tartışılmaz. Benim gözümde böyle. Ama yanlış anlarlar, doğru şey anlarlar, farklı. Bu benim kendi düşüncem. Evet hocam, Akhisar Belediye 17. sırada ve son sırada da Mersin İdman Yurdu. 3. hocayla yola devam etmekteler. Sezona Mersin İdman Yurdu'ndan sezon başında ben çok umutluydum. Daha sonra Giray Bulak, şimdi de Hakan Kutlu. Ama işte çünkü bu yörende insan olduğumuz için de bir yerde Mersin İdman Yurdu'nun da kalmasını da istiyorduk ama ne yapalım? Yani birileri düşecek. Var mı hocam Süper Lig'e dair? Yok, Süper Lig bizi aşıyor ama yine de yardımcı oluyoruz işte. Bu haftaki maç programında söyleyecek olursak Medical Park, Antalya Spor, Kasımpaşa, İstanbul Büyükşehir Belediye, Kardemir Karabük, Kayseri Spor, Sanikabor, Elazığ, Galatasaray, Mersin İdman Yurdu, Gençler Birliği, Gaziantep Spor, Akhisar Belediye, Trabzonspor, Ordu Spor, Fenerbahçe, Eskişehir Spor, Sivas Spor ve Bursa Spor, Beşiktaş maçları futbol severleri bekliyor Süper Lig'de. Evet. Evet hocam, geldik PTT birincilik. Yine en az Süper Lig kadar ilgi gören, hatta geçen hafta hocam Adana Demirspor Buca Spor maçındaki 5-5'lik beraberlik gerçekten enteresan. Evet. Futbol severler Adana'da adeta gole doydu. Evet. Her 9 dakikada ortalama bir gol. Kolay kolay rastlanmayacak bir spor hocam. Var mı sizin yani yok, kendi çok antrenörlük tarihinizde böyle yaşadığınız ilginç skorlar? Veya futbolculuk döneminizde? Futbolculuk dönemimizde yani en fazla 4-3'lük bir maçı yakaladım ben. Öyle kafa kafaya gidip. Teknik adam olarak yakaladığınız evet. Bir maç var mı? Evet. Teknik adam olaraktan yok. Bu 5-5'i yakalayamam doğrusunu söyleyeyim. 3-3'ü falan yakaladım da ama 5-5 gerçekten ilginç bir spor. Aslında bu nereye geliyor biliyor musun? Yani iki takım da açık futbol oynuyor. İki takım da maçı almak istiyor. Bırakmıyor. Çok güzel aslında. Evet. Yani